Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Piyasaları ne bekliyor adlı video serimize devam ediyoruz. Bu hafta piyasaları ne bekliyor? Hep beraber ne yapacağız sevgili dostlar? Bakacağız. Evet, dövize bakacağız, altına bakacağız. Kripto paralara bakacağız. Piyasaları genel olarak ne yapacağız sevgili dostlar? Genel olarak analiz edeceğiz. Evet, şöyle hemen Para Vadisi'ne bir bakalım istiyorsanız. Para Vadisi'de şöyle gün haberlerine bir bakalım. Evet, dolarda yükseliş var. Dolarda yükseliş devam ediyor. Petrolde biraz düşüş var. Şöyle bir bakalım. Önemli bir haber var mı? Diğer önemli haberleri zaten ne yapabilirsiniz? Para Vadisi'de okuyabilirsiniz. Bu hafta ekonomik takvimimize baktığımızda bizi neler bekliyor istiyorsanız hep beraber inceleyelim. Para Vadisi'nin ekonomik takvime bakabilirsiniz. Ben sizin için önemli olanları çıkardım. Önemli olanlar arasında ne var? Yarın tüketici fiyat endeksi gelecek. Nereden gelecek? Avrupa'dan gelecek. Euro bölgesinden gelecek. 4.3 bekliyorlardı. 4.3 gelmişti önceki. Yarın 3.2 bekliyorlar. Yani ABD'den enflasyonun yarın 3.2 gelmesi ne yapıyor sevgili dostlar? Bekleniyor. Yine yarın salı günü ABD'den tüketici güven endeksi gelecek. 103 civarında bir önceki veri vardı. Bunun da 100 civarında gelmesini bekliyorlar. Yani bir düşüş bekliyorlar. Ve çarşamba günü en önemli veri Fed'in faiz kararı var. Faizimiz 5.5 Fed Amerika'da. Herhangi bir arttırım beklemiyorlar. Yine 5.5 olmasını planlıyorlar sevgili dostlar. Hatta böyle çok ciddi bir sayıda olmasa bile hatta böyle ufak bir indirim bekleyenler de var. Akşam saat 9'da, çarşamba günü akşam saat 9'da, çarşamba günü akşam saat 9.30'da ise Fed Başkanı Powell ne yapacak sevgili dostlar? Konuşacak. Fed Başkanı Powell faiz arttırımı yapmadığın için biraz sert konuşabilir. Yani biraz şahin durabilir. O yüzden dikkat etmek gerekir. Piyasa zaten herhangi bir faiz arttırımı gelmeyeceğini fiyatlamıştı. Bunu unutmamak lazım. Burada Fed Başkanı Powell'ın şahin konuşması durumunda piyasada ne yapabilir sevgili dostlar? Bir etkilenme olabilir. Tabi savaşın devam ettiği, İsrail-Hamas'ın savaşının devam ettiği piyasalarda ne yapmak lazım? Temkinli olmak lazım. Yani eğer Fed Başkanı Powell böyle çok şahin konuşmazsa İsrail-Hamas savaşını ne yapacağız sevgili dostlar? Takip etmeye devam edeceğiz. Perşembe günü İngiltere'den faiz oranı gelecek. 5.25, o da 5.25'te kalmasını bekliyoruz. Burada da bir faiz arttırımı beklemiyoruz Perşembe günü. Yine Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvurusu gelecek ABD'den. 210'muş yani 210 gelmiş. 210 bekliyorlarmış sevgili dostlar. Burada da herhangi bir ne beklemiyoruz? Bir arttırım yükselme beklemiyoruz. Bu biraz yüksek gelebilir. Yani işsizlik haklarından başvuru daha çok başvuru yapılmış gelebilir. Burada piyasaya olumlu etki yansır diye ne yapabiliriz? Konuşabiliriz. Cuma günü ise bizden enflasyon verisi gelecek. 61.53'lük bir enflasyon verimiz var. Enflasyon verimiz gelecek Cuma günü. Yani çarşamba ve Cuma günü önemli verilerimiz var. Yine Cuma günü tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranları gelecek ABD tarafından. Tarım dışı istihdamın düşmesi bekleniyor. İşsizlik oranının da sabit kalmasını bekleniyor. Yani ABD'de resesyon artık oturmuş şekilde gibi görünüyor. Gelecek verilerin beklentilerine baktığımızda bunu zaten biz bir sene önce söyledik. Stagflasyon artık konuşmaya başlayacağız. Çarşamba ve Cuma günü verilere dikkat edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Büyük İstanbul Filistin mitinginde yine sert konuşmalara devam etti. Bunlar da piyasalara olumsuz yansıdı. Biraz analizleri yaparken ne yapacağız sevgili dostlar? Ondan da bahsedeceğiz. Bu hafta demin söylediğim gibi FED toplantısı var. 1 Kasım'da FED toplantımız var sevgili dostlar. Burada temkinli olmak lazım. 1 Kasım'da FED toplantısı, 2 Kasım'da BOE, 23 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı olduğunda ne yapmamız lazım? Sevgili dostlar unutmamız lazım. Bunların hepsi ne? Faiz kararını verileceği toplantılar Kasım ayı içinde takvimimize baktığımızda sevgili dostlar. Bu verilerin hepsini ne yapabilirsiniz? Para verisi üzerinden ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle dolar endeksimize bir geçelim. Dolar endeksine baktığımızda
bu hafta Fed toplantısı olduğu için dolar endeksinin biraz güçlü durduğunu söyleyebiliriz. Burada 106.894'e kadar bir yolu muhtemel gibi duruyor. Bu seviyede de gezecektir yani. Bu seviyelerde hangi 106-168 seviyelerde falan gezecektir dolar endeksi. Temkinli olmakta fayda var. Dediğimiz gibi faiz oranını artmayacağını fiyatladığından dolayı Fed Başkanı Powell'ın sert konuşması durumunda piyasalarda olumsuz etkili olabilir. Dolar TL parametresine baktığımızda dün Google'un hatasından dolayı doların 24 lira olduğunu falan gördük. Lakin gerçek fiyatlanmaya baktığımızda 28.38'e doğru bir hedefimiz olduğunu görebiliyoruz. Yine dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın Filistin mitingine sert konuşması yatırımcının borsadan kaçmasına neden oldu. Biraz onu inceleyeceğiz. Burada dolar yükselişini hızlandırdı. Gerçi biz uzun süreden beri şurada bir yükselen trendden bahsediyoruz sizinle beraber hatırlarsanız. Şurada yükselen trendin altına kırılmadıktan sonra dolarda herhangi bir düzeltme beklemenizde doların yükselmeye devam edeceğini ne yapmıştık sevgili dostlar? Söylemiştik. Euro dolar parametresine baktığımızda euro dolar parametresi yarın gelecek euro bölgesinden enflasyon verisine fiyat ne yapıyor sevgili dostlar? Burada bir tepki veriyor. Enflasyon düşük geleceğiyle ilgili beklentiler ne yapıyor? Euro'yu güçsüz kılıyor. Burada 1.05 ve 1.04 destek seviyesi olarak görünmekte. İngiliz pound'una baktığımızda orada da enflasyon verisinin sanırsam yanlış söylemeyeyim. Orada da verinin hemen bakalım. Evet, faiz oranının sabit tutulacağı için bu hafta faiz oranının sabit tutulacağı beklendiği için burada da 1.20 870 1.20 370 destek seviyemiz olarak gözüküyor. 1.21 470 ve 1.21 900 de direnç seviyemiz olarak gözüküyor. Evet, ons altın İsrail-Hamas savaşı devam ettiği sürece yükselen trendin devam edeceğini, bununla birlikte piyasaların henüz büyük düşüşler beklemediğini ne yaptık sevgili dostlar? Söyledik. Geçen cuma piyasalar kapanır kapanmaz ne yaptı? İsrail Gazze'nin kuzeyine doğru bir hareket operasyonu başlattı. Buna tam kara operasyonu diyemeyiz dedi. Bu belirlenen hedeflerin vurulmasıyla ilgili bir hareket olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde, aylarda İsrail Gazze'ye karşı saldırılarını yavaşlatsa da henüz Gazze ile ilgili operasyon tam bitmeyeceği için burada savaş söylentileri devam edeceği için ons altının yükselişi devam edecek gibi gözüküyor. Burada 1974 ve 1941 destek seviyemiz olarak gözüküyor. Dirençlerimiz 2005 ve 2020 olarak duruyor. Gümüşe geldiğimizde gümüşte de aynı senaryolar geçerli. 22.720 ve 22.900'deki oluşturduğu güçlü destek kanalına bakın. Burada da aynı gücü, direnci ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Gram altında da hem doların yükselmesiyle birlikte hem de ons altının güçlenmesiyle birlikte 1820'de şu an ufak bir düzeltme yapsa da burada 1850 yıl sonunda da 2000 liraları göreceğimiz gibi gözüküyor. Hocam alabilirim, nereden alabilirim? 1750 seviyeleri, pardon çok özür dilerim, 1780 seviyeleri alınabilecek seviyeler gibi gözüküyor. Böyle bir düzeltme gelir mi takip etmek lazım. Gram altınla ilgili zaten verileri aylar önce söylemiştik. Evet, gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul, dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı geçen hafta yaptığı ve bu hafta yaptığı İstanbul Filistin Büyük Mitingi'nde yaptığı açıklamalardan sonra borsa güne hafif sancılı olarak, satıcı olarak başlamış gibi gözüküyor. Gerçi bunu yapsa da yapmasa da biz aylar önce 7500 puanlara kadar bir düzeltme görebileceğini söylemiştik. Alım için fırsat verdi mi diye bakarsak biraz daha böyle sanki biraz daha kendini test etmesi lazım. Yani biraz daha ne yapması lazım? Biraz daha görmemiz lazım açıkçası. Henüz şahsi görüşümü söylerseniz daha alım için erken gibi gözüküyor. Şöyle baktığımızda hemen şöyle bir günlük performansını da açalım. Şöyle bir günlük performansa baktığımızda hiç olmazsa şurada 50 günlük EMA ortalamayı bir kırıp geçmesi lazım gibi gözüküyor. Burada baktığımızda direnç seviyemiz zaten 7.774 ve 7.927 olarak gözükmekte.
Evet. Birkaç tane de hisse bakalım istiyorsanız. Hisseye geçmeden önce şurada bir yatırım riskimize bakalım. Gördüğünüz gibi bakın yatırım riskimiz de yükselmiş. Yani savaş söylentileriyle birlikte yatırım riskinin geçen haftadan bu haftaya kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii çarşamba günü FED Başkanı Powell'ın çok şahin konuşmaması durumunda, faiz artışına gelmemesi durumunda bu tekrar kendini düzeltecektir. Aşağı doğru yığılmaya başlayacaktır ama yine temkinli olmakta fayda var. Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim şirketinin destek seviyeleri 52, 50 ve 53.45 olarak gözükmekte. 55, 55 ve 56.40'da direnç seviyesi olarak gözükmekte. Borsayla yan yatay bir seviyede devam, paralel bir seviyede devam ediyor. Takipleri buradan yapabilirsiniz. Enerji sahada durum biraz daha 4 saat performansı açayım. Enerji sahada biraz daha borsa gibi kararsızlık devam ediyor. Burada da 47.90 ve 47.30 destek seviyeli, 50.45'te direnç seviye olarak gözükmekte. Ford Otomotiv Sanayi Anonim şirkete baktığımızda 822.9'daki tam desteğimize oturmuş. Oradan yukarı yönlü bir hareket çalışıyor ama durumun çok iyi olduğu gibi gözükmüyor. Bu destek kırılırsa 810 ve hatta 800'lere kadar Ford Otomotiv Sanayi'de geri çekilme görünebilir. Direnç seviyesi de 836 olarak gözükmekte. Vakıfbank'a baktığımızda Vakıfbank güne güzel başlamış gözüküyor. Burada 17.66 direnç, 17.23'te destek seviyesi olarak gözüküyor. BİMAŞ'a baktığımızda BİM Birleşik Mağaza Anonim Şirketi destek direnç seviyenin tutunduğunu, 272'nin ve 268'in destek, 281'deki direnci zorladığını görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda öğünün açık 285'lere kadar yükselme ihtimalin masada durduğunu ne yapabilir sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. Kripto paralara geldiğimizde hemen şöyle Bitcoin grafiğini açalım. Kripto paralarda kripto korku endeksine bakalım. Bu hafta FED toplantısında faiz arttırımının gelmemiş olması, İsrail-Hamas savaşında devam etmesi bir artı bir eksi pozisyonu haline getiriyor. Geçen haftanın korku endeksiyle biraz daha fazla bir şekilde piyasada yeşil tablonun yandığını ne yapabiliriz sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. Tabi burada para üzerinden kripto haberleri de okuyabilirsiniz. FECT'in yükselişi, Solana'nın yükselişiyle ilgili bazı haberlerde ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Okuyabilirsiniz. Buradan da takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de dediğimiz gibi FED tarafından güncel bir şekilde faiz arttırımı gelmeyecek şekilde fiyatlansa da hala Hamas gerginliği devam ediyor. Ayrıca 35 bin dolar bizim haftalık dirençlerimizden bir tanesi. Onun da kırılamadığını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Çarşamba günü FED'den bir faiz arttırımı gelmezse, Powell'da sert gözükmezse 35 bin dolarlık direncin kırılıp 38 500 dolarlara doğru yol alabileceğimizi, eğer FED Başkanı Powell çok sert konuşursa, İsrail-Hamas savaşından, İsrail-Hamas tarafından çok sert bilgiler gelirse de 32 bin dolarda da burada da bir desteğimiz olduğunu ne yapabiliriz sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. Tabii Bitcoin ETF ile ilgili çok ciddi bir şekilde başvuru var. Bu başvurular artık SEC ne kadar dayanacak, ne kadar göz ardı edecek veya ne kadar itiraz edecek, bunlar merak konusu. Çok da dayanacak gücü yok. Kripto paralar için bahar gelecek ama biraz daha ne yapmak lazım sevgili dostlar? Biraz daha sabırlı olmak lazım diye cümlemi bitiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki hafta piyasada ne oluyor adlı videolarımızda görüşmek üzere.